Değişim Alanı Podcast kanalını dinlemektesiniz. Spotify, Apple, Google Podcast platformlarından bizi takip edebilir. Bildirimleri açarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından bölümlerle ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz. Herkese merhabalar. Değişim Anı Podcast'inin yeni bölümüyle karşınızdayız. Merhaba Onur. Merhabalar Ercüment nasılsın? İyi diyelim, iyi olsun Onur ya. Sen nasılsın? i̇yiyim yani yeni bir seneyi, bir seneyi bitirdik daha doğrusu. Yeni bir seneye gireceğiz. Ben hedefleri tutturdum. Senin gazınla da olsa koşu hedefi tuttu. 1500'ü devirdim. Bisikletle de dün, pardon iki gün önce 10.000'i 10 devirdim. Yani 10.000'e 10 1500 şey çekini attım ben. Valla süpersin ya. Yani benim bu sene e, ben de baktım aslına bakarsan. Biliyorsun Strava Premium değil olduğum için. Strava Pakir'i <laughs> kullandığım için ben de böyle çok e, detaylı çıkmadı ama bir bakayım dedim ne yapmışım. Yani aşağı yukarı kafamdaki rakamları tutturmuşum diyebilirim. Yani zaten sadece koşuyu takip ettiğim için koşuda tutturmuşum. O açıdan benim için de güzel, keyifli bir sene geçmiş. Mutluyum. Önümüzdeki sene için var mı kafanda böyle bir hedef? Ya yine mesafe olarak değil de hani organizasyon olarak bir hedef koymayı planlıyorum ama neyi koysam bilemiyorum açıkçası. Ya bir de e, şimdi bugünkü konuğumuz da bisikletçi ama ben galiba bisikletten nefret ediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> yani bugün kısaca anlatayım istersen. Ee, benim bir tane şeyim vardı ya nabız bandım ee, <laughs> markası önemli değil onu instagramda falan X marka <laughs> ha, aynen. ya o kadar çok problem çıkardı ki işte bugünkü yayından önce dedim birazcık hadi şöyle bir saat bir trainer'da bisiklet çevireyim ya o kadar çok yordu ki beni bir çalışıyor çalışmıyor tabii ben ona, orada çalışmayınca durduruyorum Tekrardan gidiyordum evet. falan çok keyifsiz oluyor ya. hiç keyif. Evet evet ya yani onu dedim ya onu düşündüm ondan sonra işte kapattım Yayına yetişmeye çalıştım falan derken dedim ki ya koşu hiç böyle değil koşu <laughs> çünkü hayır ben ayakkabımı giyip dışarıya çıktığımdan böyle kafamı boşaltıp eve dönebiliyorum ama bisikletin üstünde özellikle evde trainerdayken. Abi stres olup iniyorum ya böyle bir şey yok. <gülüyor> Suyu <gülüyor> aldım mı kas özellikle dışarı çıkarken kaskımı taktım mı ayaklar tamam mı tabi teferruatı daha fazla bisikletin ama Neyse. ben ben de bisiklette daha rahatım ya Öyle <laughs> daha mi? değilim evet evet konumuzda bunu uzun uzun konuşuruz öyleyse sen takdim et yani, istersen yani. e, bugünkü konuğumuz bisiklet camiasından konuştuğumuz gibi arzu saanak e, yani tanıyanlar muhakkak vardır bakalım bugün daha ayrıntılı tanıyacağız diye düşünüyorum. Arzu hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsın? Hoş geldin Arzu. E, i̇yiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Teşekkür ederiz. E, devam ediyoruz. Hayata yeni bir yıla bakalım. Yeni hedeflerle gireceğiz. E, önden bir tanısak seni Arzu Sağanak. Hani sportif kimliğinin dışında günlük hayatta neler yapar, ne yapar? Tabii ki. E, ben İstanbul'da yaşıyorum. 35 yaşındayım şu anda. Asıl mesleğim medikal muhasebe fakat bir bisiklet firması olan Giant Türkiye'de çalışıyorum 3 yıldır son 3 yıldır onun dışında yani sportif kimliğe girecek ama antrenörlük olarak da bir işim mevcut kalan vakitlerimde de spor yapıyorum Sabahları mesai öncesinde mi oluyor sende de genelde bu işte ee, tabii benim çalışma saatlerim biraz daha esnek. Ee, hani beyaz yaka olan arkadaşlar biraz kıskanabilirler belki ama. Ee, <laughs> benim günüm e, sabah 4 dört buçuk gibi başlıyor aslında uyanıyorum. Ee, öncelikle e, bisiklet derslerim var. Sonrasında da e, kendi antrenmanım yapacak vaktim kalırsa yapıp öğlen civarında e, çalıştığım mağazaya gidiyorum. Yani sabah 4 dört buçuk ya da gece dört dört buçuk mu ne bileyim <laughs> bilemedim yani ben beş buçukta kalkıyorum her gün hemen hemen bana böyle etrafındakiler ya hiç işin yok mu senin ne işin var sabah beş diyorlar ama seninki bir çıtayı bir tık daha yukarı aldı benim gözümle şey mi pek yani antrenmanlarım mı öğrencilerim var dedin ama Beraber bisiklete mi çıkıyorsunuz yoksa antrenman planlaması için mi çalışıyorsun o saatlerde? Ha, tabii ben detayı söylemediğim için şöyle birebir dersler bu bahsettiğim dersler bisiklet üstünde geçiyor Hı -hı. ve İstanbul'da yaşamanın dezavantajlarından biri biz daha trafik başlamadan antrenmanımızı yapmış olmamız gerekiyor yani dolayısıyla o yüzden saat beşte beş buçukta sürüşlere başlamak zorundayız başka bir şansımız yok. Zaten 6 civarı iş trafiği başlıyor. Hmm, Ve doğru. tehlikeli oluyor biraz. Evet, maalesef. Biz biz o konuda biraz şanslıyız burada. Ee, daha böyle küçük bir ilçede yaşıyoruz nispeten. Ee, yani günün hangi saati çıkarsak çıkalım normal antrenmanımızı yapabiliyoruz. Evet. Yani e, ben bu arada e, bir süre Tekirdağ'da yaşadım. E, Yine detaylı olarak konuşuruz tabi ilerleyen dakikalarda. Ee, bisiklete de Tekirdağ'da başladım bisiklet sporuna. Ee, oradaki e, dünya çok farklı ve sizin ne kadar şanslı olduğunuzu ben de bir süre yaşadığım için onu iyi biliyorum. Ee, İstanbul'da maalesef öyle olmuyor. Ee, ama siz niye o kadar erken uyanıyorsunuz? E, işe yetişmek için. <gülüyor> evet evet <gülüyor> maalesef. Yani öğretmenim ben, işte kızım var, eşim, sabah kahvaltısı vesaire 7'de evde olmam gerekiyor. E, öğleden sonraya kaldı mı hiç olmuyor. İlla ki ekstra bir iş çıkıyor derken mecburen sabahları alıyoruz. E, öyle olunca da 5.30'da kalkıp 6'da çıkıp en azından bir saat şöyle bir ya koşma ya bisiklet bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ya da havuz gitmemiz gerekiyor. Peki e, nasıl başladı bu spor aşkı? Ya, yani, artık... sabah dört buçukta seni uyandırmaya <laughs> böyle bu motivasyonu ne sağladı, nasıl başladı, nasıl bir hikaye onu bir anlatsam bize. Tabii ki de. E, aslında ben doğma büyüme e, İstanbul'da e, yaşayan bir insanım e, ailevi durumlardan dolayı Tekirdağ yerleşme, e, yerleşmek durumunda kaldık. Ve Tekirdağ tabii İstanbul'a oranla çok yavaş. Yani zamanın biraz daha yavaş aktığı bir yer diyebilirim. Çünkü biz burada kaos kadar alışmış durumdayız ki aslında hani uzaklaşınca anladım neyin, ne olduğunu. Ve orada da e, yine sağlık sektöründe çalışıyorum. Ve işe e, gidip geliyorum ama çok fazla vaktim kalıyor iş dışında. Kendimi ayırabileceğim çok fazla vakit. E, ve bir şekilde bisiklete başlıyorum. E, ama yani oldukça hani Sıfırdan diyebilirim başlangıç. Ee, ve e, sonrasında ise ilerliyor, ilerliyor ve e, şu anki duruma geliyor. E, tabii belli aşamalardan geçmek gerekiyor. Ve beni sevgili Mutlu Erçevik, benim antrenörüm, beni yetiştiren e, kişi çok emeği vardır üstümde. E, iş önce bir dağ bisikleti yarışıyla başladı benim için. Sonrasında yol yarışlarına girmeye başladım. Yol bisikletine de e, geçiş yaptım. E, ve bu bir şekilde yaşam tarzı oldu. Yani aslında başlangıcı e, sakin bir hayat sürüp kendime e, aslında bir e, aktivite oluşturmaktı. Tabii şöyle bir detay da var. Çalıştığım hastanede birlikte çalıştığımız doktorlardan biri işe bisikletle gidip geliyordu. Kahraman Hoca. Ona da sevgilerimi iletiyorum. Çünkü onun da parmağı var bu işte. Ee, ve hani hocam sen hani bisikletle gidip geliyorsun işe. Ben yani ne güzel hani hoşuma gitti. Deyince bana eski bir bisikleti vardı, onu verdi. Hani al bak hani seversen kendine iyi bir bisiklet alırsın diyerek aslında bir bisiklete başlatmış oldu. O Ve, zaman çok çok eski değil hikaye yani. Hikaye, Daha mi? 2014 yılları diyebilirim. O çok çok eski değil. Ben hep hani açıkçası hani sosyal medyadan vesaire takip ediyoruz. Ben hep hani böyle işte çocukluktan gençlikten gelen bir altyapı var diye tahmin ediyordum kendimce. Ha, e, altyapı aslında <laughs> ilkokul yıllarımda atletizm ile ilgilendim. Ama çok çok hani kısa bir, okul hayatında sürdürülebilecek kadar bir e, <laughs> vakitti bu. Aslında ilkokul yıllarımda e, spora adım attım diyebilirim. Atletizmle uğraştım. Ama bu okulda yapabileceğiniz kadar bir vakit ayırmayla geçermiş. Yani çok böyle yarışlara katılma, e, çok fazla e, vakit ayırma yok idi. E, belki genetikte yatkınlıkta hani var spora karşı. Biraz da özellikle bisiklet özelinde söylüyorum. Bisiklet sporunu çok sevdiğim için bu geç yaşta başlayıp milli takıma kadar benim açımdan ulaştı ve antrenörlüğe kadar. O yüzden ve hayatımı da değiştirdi. Mutluyum bisiklet sürdüğüm için. Bisiklet sporuyla tanıştığım için. Şey nasıl oldu peki? Mutlu hocayla hani o Nasıl diyeyim denk gelme değil de yollarınızın kesişmesi nasıl oldu? Nasıl fark etti seni? Ee, çalıştığım hastane çevre çevre yakın köylerde bir MTV yarışı vardı Tekirdağ'da. Çalıştığım hastane bu yarışa sponsor oldu. Şey dediler ya Arzu sen de işte bisiklet sürüyorsun e, bu yarışa katıl bizim adımıza yarış. Olur tamam. Benim ilk yarışım bu arada daha önce hiçbir yarışta start almış değilim ben sadece Gayrı ayrı onu bisiklete biniyorum. Ee, i̇şte belli arkadaşlarım var. Böyle e, kahve, çorba turlarına gidiyoruz. O seviyedeyim. E, o yarışta da Mutlu Hoca görevliydi. Ve ben yarışı birinci bitirdim. Zaten bu arada beş kişi başladık. Üç kişi bitirdi. Ben de birinci oldum. Yollarımız orada kesişti. Ve benim birlikte bisiklet sürdüğüm arkadaşlarımdan biri Mutlu Hoca'yı tan tanıyormuş. Ve bizi e, tanıştırdı bir şekilde. Sonrasında da Mutlu Hoca ile yol bisikleti antrenmanları yapmaya başladık. E, gerçekten e, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. E, çok çok bana e, emeği olan ve e, örnek aldığım e, bir insan kendisi. Peki yani benim hep böyle takdirle karşıladığım bir durum var sende de. Hani sevdiğin işi yapmak uğruna... E, mevcut yaptığın işten istifa edip böyle çok büyük bir risk alarak çok büyük bir cesaret örneği göstererek yeni bir sektöre aslında yeni bir sektör değil de farklı bir sektöre atılıyorsun. Yani bu süreç nasıl oldu? Hani e, hastaneden işinden istifa edip Giant'a katılma sürecinden bahsetsen yani dediğim gibi büyük cesaret nasıl verdin bu kararı? <laughs> ee, ya Aslında şey su akıyor ve yolunu buluyor. Ee, ve ben e, Tekirdağ'da yaşıyorken yine e, hastanede çalışıyorum ama bisiklet sürüyorum. E, eşim Tufan Sağnak ile bisiklet sayesinde tanıştık. Onlar fotoğraf çekimine gelmişlerdi uçmakdere'ye. E, ve bizim yollarımız orada kesişti. E, ve ben Tufan'la evlenip tekrar İstanbul'da yerleş yerleştim. Ve bu sırada çalıştığım işi bıraktım. Tabii evlendikten sonra e, hani bisiklete binecek Bolca vaktim oldu İstanbul'dayken tekrar bir işe girmeyi bir süre düşünmedim. E, dedim ki eşim bana baksın. Biraz ben bisiklet <gülüyor> <gülüyor> Aa, Süpermiş. <o. gülüyor> e, ama şey e, bir süre İstanbul'da bir hastaneye girip çalıştım bu arada. İki ay kadar bir süre. E, ve dedim ki bu iş böyle olmayacak. Ben bırakıyorum e, medikal muhasebeyi ve ben tamamıyla Bisiklet sürmek istiyorum, yarışlara katılmak istiyorum. Tabii o zamanki ekonomik şartlar biraz daha iyiydi, yani ülkenin şartları biraz daha iyiydi. Şu an öyle bir lüksümüz yok. Ee, ve Giant da yolumuzun kesişmesi de bu süreçte e, aslında bir sponsorluk ile başladı. Giant Türkiye bana bisiklet sponsoru oldu ve o güzel ilişkilerimiz başladıktan sonra e, e, orada part time olarak mağazada ben çalışmaya başladım. Ee, sevgili İbrahim, bizim genel müdürümüz. O teklif etti. Ya hani burada çalışmak ister misin? Çalışmayı düşünür müsün? Aa dedim ki ya neden olmasın? Hani bir sonuçta bir işte çalışmıyorum. Keyifli bir ortam. Bir deneyim şansımı dedim. hiç aklımda olmayan bir şeydi bu arada. Ve ben Giant Türkiye'de çalışmaya başladım. Ee, bisiklet satışı kısmında, mağazada. Ee, ve bu part-time'dan Zaman içerisinde full time'a döndü ve 3 yılı geçti birlikte çalışıyoruz. Yani dedim ya su aktı ve yolunu buldu. Yani benim böyle çok özel bir çabam olup da hayatımı ya buna göre şekillendireyim, bu şekilde olsun demedim. Bunlar biraz kendiliğinden gelişti. Bugünlerde de yüzdüğünü görüyoruz Arzu. Ee, off sezondasın galiba. Ee, nasıl gidiyor off ee, sezon? Off sezon... Güzel gidiyor yani e, biraz daha önümüzdeki yeni sezona e, altyapı oluşturmak için yarışken e, kuvvet ve farklı branşlarda özellikle antrenman yaparak hem biraz e, odamızı değiştirmiş oluyoruz hem de kuvvetleniyoruz. Ben yüzmeyi de çok seviyorum bu arada ama tabii bu bir yarış seviyesinde yüzme performansı değil e, kendi çapımda yüzüyorum. <laughs> öyle deyince şimdi Gökhan'la da Gökhan Uzuntaş'la program yaptık o da şey diyorum işte hani koşu muhabbeti açıldı koşuyor o da ya ben de hani kendi çapımda koşuyorum of sezonda dedi sonra işte e, Strava'da takip ediyorum yani dört buçuk pace'ler falan şey diyor <gülüyor> <gülüyor> de diyor ki hani inemiyorum hani şey düzenli antrenman yapmadığım için o kadar koşuyorum hani biraz düzenli antrenman yapsam daha iyi aslında falan diyor <laughs> Onun gibi değil değil mi? Sendeki durumda hani yüzüyorum ama işte yüz metreyi bir buçukta anca yüzüyorum falan değildir umarım yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben iki, ikileri zorladım. Ya i̇yi. iyi. Daha bizim açımızdan kabul edilebilir <laughs> rakamlar en azından yani. Bizim kanayan yaramız çünkü yüzme. <laughs> ya şöyle şimdi siz... Hani benim branşım bisiklet. Dolayısıyla e, ve hani uzmanlaştığım alan bu. Ama e, sizde koşu, bisiklet ve yüzme üç ayrı branş var. Ben sizin kadar vakit ayırmıyorum buna. Sadece yılın belli zamanlarında, belki de yaz tatillerinde. Yani düzenli bir yüzme durumu yok ve şu an suya girdiğimde e, hani zorlanıyorum. Vücudum buna alışık değil. Böyle bir efora da alışık değil. E, ama yani her şeyde olduğu gibi yaptıkça gelişen bir şey. Yani odaklansam evet ben de bir, bir belli seviyeye getirebilirim inanıyorum ama öyle bir amacım ve hedefim olmadığından ben biraz keyfi kalıyorum bu işte. Ama yüzmek e, zor bir iş. <laughs> evet çok komplike yani her şeyi ayrı ayrı hesap etmem gerekiyor. Yani ben e, Allah aşkına bu... arzu lafını balla bölüyorum. Siz bisikletçiler mi söylüyorsunuz bunu? Her şeyiniz <laughs> ayrı detay. Allah aşkına yapmayın. Şöyle yüzmek bir senkronizasyon işi ve ben mesela o senkronun bir tane bir adımını kaçırdığımda kalıyorum. Gidip... Darmadağın oluyor iş yani. Darmadağın oluyor. Ama bisiklet öyle değil. Yani bisiklette de pedal kesip kendini yolun akışına bırakabiliyorsun. Ya tabii ki de zorluğu var. Her şeyin zorluğu var ama yüzmek gerçekten çok komplike bir şey. Yani bacağımı kırmadım, dur dizimi kırmadım, tam onu yapıyordum. Kulacımı attım, nefesimi aldım, nefesimi verdim. Birçok şey bir arada. Ve zor. <laughs> Peki şimdi off sezondasın ben yüzmeyi görüyoruz zaten sık sık bu ara mobilite ve kuvvet antrenmanlarını da görüyorum bir antrenör bulmuşken hazır böyle sezon öncesi bahsetsen biraz bunların öneminden bize yapmalı mıyız? Ya açıkçası ben eriniyorum <laughs> yani açık açık söyleyeyim her gün diyorum ki bugün bir vakit ayırayım bir kuvvet antrenmanı yapayım ama hiç de o vakti yaratamıyorum ya da yaratmak istemiyorum belki bilinçaltında altında. Bence yaratmalısın. Çünkü e, yaptığımız spor e, zor bir spor ve desteklenmesi gereken bir spor. E, bu arada mobiliteyi sadece of sezonda değil kuvveti e, tüm sezonda yapıyoruz. Sadece şu an yarı sezonunda olmadığım için biraz daha fazla vakit ayırabiliyorum. Çünkü onun da yaratmış olduğu belli bir yorgunluk var e, ve hani bisikletten kıstığım zamanı Bisikletten hani açtığım zamanı diyeyim. Şu an diğer yaptığım aktivitelere ayırabiliyorum. Kuvvet, mobilite neden gerekli? Bisiklet özelinde bahsedeyim isterseniz. Sadece bacaklarımızla ilerleyemiyoruz. Bizim üst vücudumuza, üst vücut kuvvetine de çok ihtiyacımız var. Birincisi bisiklet üstüne yer çekimine karşı koyarak bir pozisyonda e, ...sürekli durmaya çalışıyoruz... E, ...ikincisi... ...yokuşta özellikle... ...üst vücut stabilitesi önemli... ...eğer üst vücudum kuvvetsiz ise... ...ve e, oradan güç alamıyorsam... ...bu bana... ...güç kaybı yaşatıyor... ...ve bisiklet üstünde sallanmaya başlıyorum... ...bu iyi bir şey değil... ...kuvvetsiz olan bölgeler zaten... ...bir şekilde alarm veriyor, ağrıyor... E, ...dolayısıyla bu performansa da yansıyor... E, ...mobiliteyi niye yapmam gerekiyor... Ben yine vücudumu e, tam teşekküllü kullanıyorum. Limitlerimi zorluyorum. Ve yaralanma yaşayabilirim. Bu çok muhtemel bir şey. E, ve mobilite egzersizleri yaparsam en azından vücudumu bak ben bu kadar zorluyorum. Ama hani e, mobilite yaparak bu sakatlıkları oluşabilecek sakatlıkları da aslında engellemiş oluyorum. Yani kuvvetli olmam lazım ve e, esnek olmam lazım. ...iyi performans sergileyebilmek için... ...ve yaralanmamak için... ...sporcu yaralanması olmaması açısından. E, Valla çok teşekkürler. O zaman ben... E, ...yarın için bir bahane uydurmamaya... ...çalışayım kendime. En azından böyle yılbaşı kutlamasından önce... ...en azından bir saatimi bir ayırayım... ...diye düşünüyorum şimdi. Tabii yarın bu, bakalım. Bu arada bir tavsiyem daha var. E, şimdi tabii. bu tarz şeyleri... ...hani erinmek diye bir şey dedin ya az önce... Hı -hı. E, ...dişini sıkıp şöyle... Bir iki hafta sürdürebilirsen gerçekten devamı geliyor. Hani çorap söküğü gibi gelecek. Ama o hani bir ilk e, zor olan haftaları atlatmak lazım. Sonrasında ise hem vücut alışıyor hem o gecikmiş kas ağrılarını yaşamıyoruz artık domus dediğimiz. E, çünkü hani ilk kuvvet çalışmalardan sonra birazcık e, canımız yanabiliyor Sizde de oluyordur büyük ihtimalle o arada. Şu et kırığı, hani hak arasında et kırığı dediğimiz olay. Hı hı. Ge gecikmiş kas ağrısı oluyor. Hı hı. Yani e, sen e, yine çalışmayan kaslarını çalıştırıp zorluyorsun. Ve e, vücutta bir laktik asit birikiyor. Bunlar da ağrıya sebep oluyor. E, dolayısıyla bu tekrar ederse nasıl ki şu an sürekli yaptığın koşu antrenmanını yaptıktan sonra... E, ...ertesi gün yürüyebiliyorsun... Ve oturup kalkabiliyorsun, normal hayatına devam edebiliyorsun bir şekilde. Tabii ki de minimal ağrılar olabilir ama bu bahsettiğim ağrılar hani e, koltuğa oturup kalkamama gibi ağrılar. Ama o kritik dönemi atlatırsan hem de motivasyon olarak ya ben iki haftadır yapıyorum. Hadi üçüncü haftayı da, hadi dördüncü haftayı da yapayım derken bir bakıyorsun ki senin rutinin oluyor. O yüzden bir yerden başlamak lazım. Tamamdır. O zaman yarın yazdım programı. <laughs> Yılbaşı kutlamasından önce. Ee, peki şeyi so hani merak ediyorum ben. Pelotonist e, grubunu açıkçası. Yani bir nasıl başladı bu iş ya da bir sosyal sürüş grubu mu yoksa böyle toplu bir antrenman grubu tarzında bir grup mu? Biraz pelotonistten bahsetsem bize. Bir de ayrıca bir yarış ekibi de var galiba. Tabii ki de bahsedeyim. E, Peloton İstanbul e, Bisiklet Spor Kulübü resmi olarak. 2018'den beri e, bu şekilde devam ediyoruz ama kuruluşu aslında e, Tufan'ın arkadaşlarıyla birlikte bir arkadaş grubu olarak işte Grand Fondolar'a katılıp e, beraber antrenman yapıp e, oluşturdukları minik bir grup grupettodan başlıyor. E, sonrasında ben de henüz bu arada Tufan'ın hayatında yokum o oluşum arkadaş oluşumu olduğunda e, sonrasında biz Tufan'la tanışıyoruz derken bu Sürüş e, a, grubumuza yeni arkadaşlar ekleniyor. Ben de ekleniyorum bu sırada. Tam bizim evdenme zamanımıza dek geliyordu. E, 2017 yılında ya biz bu işi niye bir, biraz daha ileriye taşımayalım? Ya kulüpleşelim derken 2018 başında biz resmi olarak bir spor kulübü olduk. E, sponsorlar bulmuştuk o yıllarda. E, biliyorsunuz hani takımlar sponsor desteğiyle aslında biraz ayakta kalabiliyor. Ee, sosyal tarafımız var. Aslında sosyal taraftan e, hani doğmuş fikir olarak bir takım bu. E, her e, her çeşit e, her e, gruptan insanın bir araya gelerek oluşturduğu isminden de aslında peloton. Biliyorsunuz her takımdan sporcuların oluşturduğu gruba yarıştaki gruba peloton deniyor bizi o mantıktan yolda çıkıp hem ismini koyduk hem de ya yani herkese e, sosyal olarak bir araya gelip e, sürüşler yaptırmayı hedefledik. Sonrasında bir yarış takımı oluştu bu grup içerisinde. E, genç sporcularımız da vardı, e, yaş grubu olarak daha ileri yaşlı olan sporcularımız da vardı e, ve bir de racing team tarafı oluştu akabinde e, aktif olarak yarışlara Katılıyoruz. Hala katılıyoruz ama birçok takım üyemiz Almanya'ya göç etti. Yani e, bir peloton Deutschland diye <gülüyor> <gülüyor> Orada da bir oluşum gelebilir her an yani. <laughs> belki de hakikaten bu arada yani birçok e, takım arkadaşımız Almanya'ya yerleşti. Yani önceki yıllar gibi belki bu yıl çok aktif olamadık. E, ama yani bu tabi zaman zaman yeni sporcular gelir eski sporcular gider bu hani dönüşümlü bir şey bir sirkülasyon olması lazım yani kişiler sabit Sonuçta kalamıyor her oluşumda olduğu gibi e, hala yolumuza güzel şekilde devam ediyoruz yarışlara e, olabildiğince katılıyoruz Peki senin hani bir gerek takımı olarak gerekse bireysel olarak katıldığın yarışlardan e, Tabii ki de çok başarılarım var ama böyle unutamadıklarından anı olabilir veya şu yarış çok heyecanlıydı, şöyle olmuştu gibi bize bahsetsen neler var mesela veya senin için önemli olanlardan. Valla e, unutamadığım birkaç an var. E, milli takım olarak Ukrayna'ya gitmiştik e, 2019 yılı ve orada böyle dört gün peş peşe tek günlük yarışlar ama dört gün peş peşe yarışacağız. Her gün yarış var. E, benim de tabii milli olduğum ilk yıl e, yeni yeni hani böyle yurt dışı ve uluslararası yarışlarda yeni tecrübe kazanıyorum. E, nitekim e, unutamadığım an ana gruptan koptum, koptum yarış sırasında ve gruba ya şey e, yetişmeye çalışıyorum tekrar ya hiç ulaşamadım böyle 200 lira yakın bir nabız gördüm yarış sırasında. E, şöyle oldu, ekrana baktım. 200'e yaklaştı nabzım gözlerim karardı böyle başım döndü dedim ben herhalde ölüyorum yavaş yavaş <laughs> 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 Ama yani <da>, geliyor <laughs> de, tak, takım aracı da böyle yan tarafımda ya onlar da yardım istemeye çalıştım yani bir, bir şekilde ama onlar hani su istediğimiz şey yapmışlar sanmışlar ben gerçekten hani, gid, gidiyordum herhalde o an <laughs> Ondan sonra dimitlerimin de üstünü gerçekten çok aşırı zorlamışım ki o kadar hani e, nabız yükselmiş. Hiç unutamadığım an o. Bir daha hiç hayatımda o kadar e, kötü olmadı. Yani tabii evet. ki zorlandığım anlar oldu ama o çok ekstrem bir durumdu. Herhalde bir tek sonrası böyle hani gözüm karardı, bayılıyordum herhalde. E, kötü olabilirdi bir adım sonrası. E, Orada bırak. Tabii yok yok yarışı bırakmadım sadece tempomu düşürdüm çünkü hı hı. yani e, şöyle bir andı şimdi grup peloton önümde aramızda çok kısa bir mesafe var ve ben bütün kibritlerimi yakıyorum onlara yetişmek için yani zaten yarış anı da zor heyecan dolu vesaire ama hani ya, biraz daha zorlasam yetişeceğim kısmındayım ama o an tempo çok yükseldi ve çok bir e, minik bir eğim de başladı. E, onlar benden daha da uzaklaşmaya başladılar o sırada. Ve e, dedim ki e, herhalde yani yetişemiyorum ama yine de insan yarış psikolojisi. Zor, zorlamak zorundasın yani. Evet. Ya ben kenara çekeyim yapamazsın öyle bir şey. Mümkün değil. Ama tempomu mecburen düşünmek zorunda kaldım. Çünkü aha, vücudum alarm verdi yani o sırada. O anı hiç unutamıyorum. Bir tane daha var. O da yine e, uluslararası yarış. Bu sefer Alanya'dayız. Şimdi Alanya'nın o yörenin yağmurları meşhur. Ee, yarı sabah uyandık, hava kötü. Yani baya yağmurlu, ıslak. Ee, yani start almama gibi bir durum, yarışın iptal olması gibi bir durum söz konusu değil. Ben de milli takım formasını giydim. Ee, ve yarışa başladı. Hatta o yarışın fotoğraflarından e, paylaşmış olduğum var profilimde. Ee, sevgili Yücel Çakıroğlu'nun çektiği güzel fotoğraflardan biri. Ee, gidiyoruz ve dim çayı parkuru. Dim çayı parkuru da hakikaten teknik, inişte çıkışlı, e, soğuk asfalt ama hava da soğuk. Ve biz ıslandık, ıslandık, ıslandık. Ben en son şey hani nabzım bu sefer düşmeye başladı soğuktan. Isınamıyorum. O hayatı sorgulamaya başlamıştım o yarışta. Dedim ki ya, ben neden buradayım şu anda? <gülüyor> <gülüyor> Klasik o düşünce. Herkesten geçiyor herhalde. Hep konuşuyoruz bunu gerçekten. Bu arada fren yok. E, jantlarım karbon ve e, rim brake kullanıyorum. Ve ıslak havada <gülüyor> yok. <gülüyor> yok. 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 Ve bir köşe başında bizim e, yine antrenörümüz köşe başında durmuş. Şimdi araç takibi var. Onlar da bir noktada durmuşlar hani oradan motivasyon vermeye çalışıyorlar ve virajda duruyor. Ben e, Soner Hoca'ya doğru gidiyorum ama duramıyorum ve kaymaya da başladım. Dedim ki herhalde hani şey çarpışacağız yani bisiklet de durmuyor bir şekilde. Ee, neyse şans eseri düşmedim. Yola <laughs> <Yana gülüyor> devam ettim. Ee, ama hakikaten uzun kollu forma var üzerimde. Her şeyim sırılsıktan ve hava soğuk yani bu yaz yağmuru değildi bu arada o yağ yağmur yani bayağı soğuk hava Bir ee, Araca bindiğimde hani titremekten bir süre kendime şey yapamadım, ben bı bırakamadım. Sürekli titredim, üşüdüm. Ama hipotermi geçiriyordum herhalde diye düşünüyorum. Mesela o anda hiç hiç unutmam. Çok zordu. <laughs> Peki yani bisiklet dünyasında veya bisiklet sporuna bir kadının gelebileceği herhalde Türkiye'deki en yüksek noktalardan birine geldi. Yani milli takıma seçildin sonuçta. Şimdi ben de bir kız babasıyım ama e, yani kadınlar için Türkiye'de bisiklet sporunun geleceği nedir sence? Yani mesela kızımı bisiklet sporcusu olmaya yönlendirmeli mi? Para kazanabilir mi mesela bu işten? Bisiklet sporu Türkiye'de amatör bir spor branşı. Yani ben eğer bir kızım olsaydı onu öncelikle e, mesleğine odaklanmasını ister, sonrasında hobi olarak bisiklet sporunu yapmasını e, dilerdim ve isterdim. Çünkü Türkiye'de e, yani e, maalesef işler bizim böyle düşündüğümüz ve istediğimiz gibi yürümüyor. Ya da e, Avrupa'ya gidebilecek bir durumu varsa e, Avrupa'ya yolardım. Eğer hani gerçekten bisikletten hayatını kazanmasını istiyorsam. Ama e, üzülerek söylüyorum, bisiklet amatör bir spor Türkiye'de. Evet yani sadece aslında kadınlar için değil ben kadınlar için sonra ama erkekler için bile dediğin gibi maalesef amatör bir spor hobi olmaktan çok öteye geçemiyor. Kesinlikle öyle. Biraz bizim kültürümüzün de gelişmesi lazım. Çünkü bu sadece hani ya bisiklete biniyoruz evet hoş da bitmiyor. Bu işin gerçekten sağlam bir temeli olması gerekiyor yani Avrupa'daki e, ülkelerdeki sporcular o yüzden temelden iyi yetiştikleri için e, çok bu da komplike bir şey hani e, kişinin geleceğini kaygısını ortadan yok etmen lazım eğer bir midi sporcuysa o çocuk ülkeyi e, temsil ediyorsa üzerine formayı giyerek e, birçok açıdan onun kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak kaygılarını yok etmek gerekiyor. E, ki çocuklar şöyle şimdi e, ben midi takımda yardımcı antrenörlük de yaptım yıldız kızlar e, kategorisinde bu yılın başında. E, çocuklar bir yol ayrımına geliyorlar e, ve üniversite ve hani kariyer bir tarafta da spor kariyeri. O yol ayrımına geldiklerinde spor çok tercih edilen bir yol olmuyor maalesef. Yani spor tarafına yönelmek. Muhtemelen ailelerin tercihi öyle olmuyor. Belki çocuklar hani şey yapmak istiyor ama aileler tabii gerçeği, ülke gerçeklerini maalesef birazdan net gördükleri için o tarafa doğru çekiyorlar diye düşünüyorum ben. Evet ve yani doğruyu da yapıyorlar bence. Benim de yönlendirdiğim hani eğer böyle işte bu işin biraz başlarında olan sporcular varsa genç arkadaşlarımız. Benim tavsiyem şu hayatını önce kazan mesleğini eline al ve iyi bir bisiklet alıp yarışlara gidebilecek parayı kazan. Sonrasında bisiklet sporunu gönlünce yap yani tavsiyem bu. <laughs> Ama işte o da bir kısır döngü oluyor gibi geliyor bana. Çünkü bisiklet sporunda bir başarının gelebilmesi için biraz daha erken yaşta bu işe girmek gerekiyor gibi. Bilmiyorum doğru mu düşünüyorum? Ee, hani bir antrenör olarak sen de düşünüyorsun? Şimdi senin söylediğini yapınca da biraz geç başlamış, geç kalınmış oluyor gibi geliyor bana. Ya şu var. Şimdi Tamam e, erken yaşta spora başladım evet ama o hani dedim ya çocukların bir yol ayrımına gelmesi söz konusu. Çocuk evet erken yaşta başlıyor bu işe eğiliyor ama e, ülkenin şartlarından dolayı e, mecburen bir yol ayrımına gelip tercih yapmak zorunda kalıyor. Yani bu üniversiteye gidip bir e, okul okumak ve bir meslek sahibi olmak e, ya da spor tarafına e, eğilip o taraftan hayatını kazanabilecek bir seviyeye gelebilmek dediğim de şu ki bisiklet amatör bir spor branşı olduğu için Türkiye'de o taraftan hayatını sürdürebilecek bir yol çizememiş oluyor. Yani şöyle düşünelim bir bisiklet sporcusu ne kadar maaş alıyor Türkiye'de ve Türkiye'de ne kadar profesyonel takım var. Yani bunu sorarak aslında sorunun cevabını bunu... Evet, Doğru kendi kendine çıkıyorsun onu çukurdan dediğim gibi maalesef peki ee, antrenörlük nasıl gidiyor yani antrenörlük hayatı nasıl gidiyor e, ben e, son bir yıldır bir yılı aştı hatta antrenörlük e, kısmına eğildi ikinci kademe antrenörüm bu arada e, fakat sporculuk tarafında kaldığımdan dolayı antrenörde çok fazla <laughs> eğilemiyordum e, hayallerimden biri de e, tamamıyla antrenörlük kısmına geçmekte. Bunu şu an kısmı olarak gerçekleştirmiş durumdayım. E, güzel bir şey. E, Birebir ders veriyorum. İnsanların e, hayatlarına dokunmuş oluyorum ve e, öğrenci profilim şu anda biraz daha e, sıfırdan başlayan hani bisiklet yol bisikletine yeni adım atmış olan insanlar ve onların e, Gelişimini görmek, onları o hani ilk basamakları atlatmak beni çok çok mutlu ediyor ve tatmin ediyor. Ve biliyorsunuz yani yeni başlayan birinin gelişim eğrisi çok daha dik şekilde gider. Gelişmiş bir sporcunun ise çok minik adımlarla ilerler. Dolayısıyla o keskin çizgiyi görmek, onların da o heyecanını paylaşmak beni çok çok mutlu ediyor. Hani bisiklet gruplarına ben dedim ki böyle böyle arzu sağanakla e, yayın yapacağız. Var mı sorularınız gibi. Hı -hı. Oradan bir iki soru geldi. Ercüment yollamıştım ona bakıyorum. E, gündelik hayatta kadınlar kendi arasında çok rekabetçiler. Giyimde, kuşamda falan da böyle. iş yerinde de böyle. Hani kendileri söylüyor bunu. Pek benim gözlerim değil. Bisiklet camiasında bu rekabet tatlı bir rekabete mi dönüşüyor. Yoksa bize erkeklerde olduğu gibi ego çok mu öne geçiyor onlarda diye bir soru var. Biz erkeklerde ego var mı? Yani bisiklette çok fazla var sanki ya <gülüyor> böyle <gülüyor> şeyde oluyor. Ben şeyde hissediyorum. İki kişi önde grubu çekerken işte böyle hangi teker önde olacak diye böyle sürekli <laughs> bir sağdaki bir soldaki öne atıyor gibi hissediyorum. Ben erkeklerde çok ego olduğunu düşünmüyorum şahsen. Çünkü siz biraz daha olaylara düz bakıyorsunuz bence. Yani bu güzel bir şey, kötü bir şey değil. Ama kadınlarda e, bu rekabet biraz e, biraz sınırları aşıp e, hırsa kötü hırsa daha doğrusu dönüşüyor, Çekememezliğe dönüşüyor. Yani e, ama bu Türkiye için söylüyorum. Ben yabancı sporcularda böyle bir şey hissetmedim şu ana kadar yarış anında, yarış sonrasında. Ama Türkiye'de biraz e, hani düşmanca yaklaşım söz konusu. Bu benim gördüğüm ve hissettiğim. Yani bu açıkçası sporun belki de e, kötü yanı. Yani Ama bu dünyanın her sektöründe, yani dünyada var olan her sektörde bu geçerli aslına bakarsan. Hani yaptığın işi e, ne olarak ele aldığınla alakalı. Hani Düşmancı davranmak istersen bunu atıyorum bir satış yaparken de hissedebilirsin. Futbol oynarken de, bisiklet sürerken de. Birazcık galiba karakter yani cinsiyete çok bunu bağlamak. Belki de doğru değil çünkü erkeklerde de bu böyle. Hani senin baktığın taraftan görünmüyor olabilir. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani erkeklerde de şöyle söyleyeyim yine bir yarışta bir arkadaşım anlattı. Diyor ki işte yarışın sonundayız artık üç kişiyiz diyor. Hani sonuçta bisiklet sporunun doğasında var bu kendini yani korumaya alırsın arkaya saklanırsın falan. Sonunda atak yaptık biz diyor. İşte ben diyor birinci geçtim diyor MTB yarışında. Sonra seremonide diğer Hani önde çalışan arkadaş diyeyim. Böyle omuz falan atmış. <laughs> yani hani siz yanlış yaptınız, yattınız, yattınız, beni geçtiniz gibi. Yani dediğin gibi Ercüment hani çok cinsiyetle alakalı değil, genel kişilikle alakalı sanki bu durum. Ya ben şöyle düşünüyorum şimdi. Benim eşim de bisikletçi. Ve o da strava kullanıyor. Ee, ve benim e, hani kadınlar tarafı ve erkekler tarafı diye ayırırsak erkekler biraz daha böyle düz ve insancıl bakıyorlar buna yani işte hani ya bir yerde işte kom aldım. Aa süper hani işte baş almış. Okey süper iyi, iyi hızlı geçmiş. Kadınlar nasıl düşünüyor? Böyle eline bir paket çekirdek alıp çıt çıt, <gülüyor> <gülüyor> çıt, çıt, çıt yapıp ha bu beni nasıl geçmiş? Hmm, şöyle mi yapmış? Böyle didikleyerek o sürüşü inceleyip sonra da o kişiye düşman oluyorlar. Yani bu benim gördüğüm. Strava'da e, gördüğüm bu. Yarışlarda da buna benzer tavırlar oluyor. Yani o yüzden dedim siz erkekler biraz daha hani insancıl ve daha düz bakıyorsunuz. Hani ya biri beni geçmişse evet geçmiştir. Ama bir kadın bir beni nasıl geçer? Neyle geçti? Nasıl nabzı? Kaç vat üretti? Hani gibi gibi örnek. Yani çok didikleyip bu işi e, daha böyle belki çirkin boyutlara taşıyabiliyor e, kendi içinde. Yani yine aynı şeyi söyleyeceğim Arzu. Bu erkekler tarafında da var. <laughs> var evet. Ben hani yani, çok ben çok şöyle şey. artık ben bunları söyledikçe ben şey gibi düşünüyorum. Hani sen etrafındaki erkekler çok insani, naif insanlar demek ki. Yani bu birazcık da... Daha... <laughs> <laughs> şey, Sen bu... bu tarafa gel. Bizim bu taraf... <laughs> Aa, bizim bu Demek taraf... orada işler karışık. Tamam. Tam senin anlattığın gibi. Neyse. Şey oldu. Segmentle ilgili ben bir komik böyle tatlı bir hikaye anlatayım. Bizim burada e, sürekli kullandığımız böyle bağların arasında bir yol var. Çok araba geçmez. Bir tane segment var orada. Ee... ...dönüyoruz aslında segmente giriş yerlerinin oralarda. Bir abimizin zinciri koptu. dedi hani siz devam edin ben başımın çaresine bakarım. Neyse bayağı uğraşmış bir araba durdurmuş. Artık Salihi'ye geri dönüyor. Strava'yı kapatmayı unutmuş o arada da kaydı. Sonra tabii doğal olarak e, kom ona geçiyor. Ya dedik abi hani bunu sil bu sürüşü. O, hayatta silmem dedi ya dedik neden? Böyle böyle hani olmadı bu. Ben diyor o arabayı durdurmak için ne kadar uğraştım diyor. Dursun orada segment diyor. Bu arada böyle hayatını tehlikeye atıp segmentleri zorlayan insanlar da var. Bu hani erkeklerde de var. Ama evet. yani biraz ya ben Strava'yı çok seviyorum bu arada. Mükemmel bir aplikasyon. İşte bisikletinin ekipmanlarını takip edebildiğin, kendi gelişimini takip edebildiğin ve yaptığın kilometreleri ...ve bütün verilerini... ...kayıt altında tutabildiği... ...çok güzel bir e, uygulama. Fakat... E, ...bu arada ben zengin Strava'sı kullanıyorum. <laughs> Ercüment'in deyimiyle. <laughs> o yüzden böyle... ...her şeyi daha detaylı görebiliyorum. E, <laughs> ama şaka bir yana... E, ...yani... ...insanlar sadece Strava'nın segmentten... ...oluştuğunu sanıyorlar ama... ...ben birçok öğrencime de bunu öğrettim. E, e, sonuçta biz... E, özellikle bisiklet sürenler için diyorum. Bisikletin belli başlı ekipmanları var, sert malzeme olarak bunların belli zamanda değişmesi gerekiyor. Örnek zinciri, rublesi, lastiği gibi. Şimdi bunların kilometresini strava'ya girip oradan takip edebiliyoruz. Bu süper bir şey. Yani sen ne kadar kilometre yaparsan uygulama senin için onların hepsini hesaplıyor ve kayıt altında tutuyor. ...segmentlerde ise... ...ya bence çok eğlenceli... ...ben çok seviyorum... Ee, ...bir yerde... ...QOM e, alırsam... kom <laughs> değil... <diyebilirim. gülüyor> <laughs> ee, ...bir yerde dağların kraliçesi olursa... ...bu beni çok sevindiriyor... ...mutlu oluyorum... ...motive ediyor daha doğrusu... ...ya o da bir çeşit yarış aslında... ...yani sanal olarak... Ee, ...geçtiğimiz yerlerde... En, ...en hızlı ben geçmişimde... ...nitekim... E, Strava'yı hani bütün nimetlerinden faydalanarak kullanabiliriz. Aslında. Ama ben segment özellikle bu yokuş aşağı hani segmentler konusunda biraz şeyim ya. Korkuyorum açıkçası yani birilerinin başına bir iş gelecek diye. Yani hani özellikle genç yaştaki arkadaşlar böyle iniş komlarını alacağım diye inanılmaz şekilde inişler yapıyorlar ve çok riskli yani. Yani Hı. oraya bir çözüm üretmesi lazım Strava'nın sanki bu buna ben çok katılıyorum söylediğine. Ben de e, inişlerden çekinirim. Sonuçta trafiğe açık alanda bir antrenman yapıyoruz. E, ve en ufak bir hatada e, telafisi olmayacak sonuçta sonuçlarla karşılaşabiliyoruz inişlerde. Ben olsam tırmanışta kasarım yani inişte değil ki öyle. Evet. Bir arkadaşım hatta böyle komik bir sözü var. İniş komu kasanın cenaze namazı kılınmaz gibi. <laughs> <laughs> Oraya geliyor iş yani. Gerçekten iniş segmentleri biraz tehlikeli. Strava'da o segmentleri tehlikeli olarak işaretleyebiliyoruz. Evet. Eğer. Ama tabii yeniden aynı yere segment açmakta da herkesin hakkı var. Yani, yani hakkı var derken açılabilir. Ee, ama hani varsa çevrenizde böyle tehlikeli bir iniş. Ya insanların zihniyetini değiştirmek belki zordur ya. Bakış İnsanların bakış açısını bu konuda değiştirmek belki zordur. Ama e, varsa böyle tehlikeli gördüğünüz bir iniş orayı işaretleyebilirsiniz. İniş kısmında e, ciddi kazalar olabilir. Bu yazda benim hemen önümde yani 3 metre önümde bir kaza oldu. Hala zihnimde hatta daha bugün fotoğraflara bakarken o kazanın fotoğraflarına denk geldim. Yani iyi kurtuldu. Bisikletçi. Neyse, e, sportif hedeflerden devam edelim istersen. Gelecek için e, sportif hedeflerin neler? Antrenörlük olarak da, antrenör olarak da hedeflerinden e, söylemek istersin belki. Gelecekle ilgili antrenörlük bakımından tabii belli başlı hedeflerim var. E, geçtiğimiz yıla kadar milli sporcuydum. Geçtiğimiz yıl emekli oldum. E, yani bu dakikadan sonra gran fondolara ...katılmak hala hedefimde olabilir. Ama onun dışında... ...bir de belki e, yurt dışında... ...arkadaşlarımız var. E, yurt dışında olacak yarışlara... ...gran fondolara mı? Katılmayı hedefleyebilirim. Yani aktif olarak spor hayatıma hala devam ediyorum. Ama e, dediğim gibi... milli takımı biraz geride bıraktıktan sonra... E, ...bundan sonrası... E, ...biraz daha keyfi olacak benim için. E, dolayısıyla... Kendi yaş klasmanımda e, bir şeyler yapmaya çalışacağım. Antrenörlük kısmında ise dediğim gibi bir yılı aşkındır antrenörlük kısmına geçtim. E, i̇nsanlara e, bir şeyler öğretmeye çalışmak ve buna enerjim, vaktim yettiği sürece yapabilmek benim hedefim. Bugün bir bisikletçiyi daha ağırladık Arzu. Yani bu bisiklet konusunu e, birazcık ısınır e, gibi oldum ama yine de. Bozuk nabız bandı hala kafamda, <laughs> seni tanıdığıma Benim. çok memnunum, konuk olduğun için çok teşekkürler. Ben de sizlerle tanıştığım için çok mutluyum, ee, güzel bir sohbet oldu, davetiniz için e, çok çok teşekkür ediyorum. Ki ilerleyen zamanda e, teknik anlamda bisiklet özelinde tekrar bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum, ne dersiniz? Valla çok güzel bir teklif, çok süper olur bence, değerlendirebiliriz bunu. Öyleyse herkese iyi antrenmanlar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Değişim Alanı Podcast kanalını dinlediniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram'da Değişim Alanı'nı takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin. Sporla kalın.